Arkadaşlar merhaba. Bugün temizliğini ve bakımını yapacağımız bir diğer ocak ise Alaaddin 1942 mod demiş. Model 1945 yapımı. Şurada yazıyor arkadaşlar. Depo kasa temiz. Gayet temiz. Ancak bunlarda kronik olarak şu dikişler zamanla genişler ve açılır. Buradan yakıt kaçırır. Arkadaşlarımız buraya güzel kaynak yapmışlar. Yani lehim yapmışlar, öyle değil mi? İyi, bu lehim güzel bir lehim. Yapan arkadaşınızın emeğine sağlık. Çünkü lehim yapmadan bu tip şey kullanırlarsa yarın öbür gün sorun çıkar. Hemen bu ocağı da parçalayalım. Parçaladığımız zaman şöyle bir depo kapağı çıkıyor ilk önce. Bu depo kapağı arkadaşlar birkaç fonksiyonlu. İlk önce şu fonksiyonu göstereyim. Burada bir bölüm var. Şu an içi boş. Burada yedekler vardır arkadaşlar. Normalde yedek parçaları vardır. Bunu açtığınız zaman şöyle parçalanır. Bakın şurada bir pompa. Pompa keçesi. Zaten bu keçe daha önceden birileri yapmış bu keçeyi. Şu an ne kadar çalışıyor bakalım. Güzel çalışıyor. Pompa keçesi vardır. Burada yedek parça da bunun içindedir arkadaşlar. Kompakttır bu. Şurada önde bir check valve görevi gören bir sibop vardır. Yaylı. Şöyle açalım onu da. Evet bakın. Şu sibopu tutan bölüm. Bu yay. Bu da bakın sibopu çalıştıran. Yani açma kapatma işlemlerinde. İttirdikçe şuradan havayı ittirir. Yay da sıkışır. Havayı içeri verir. Sonra geri gelir bu. Yani bir nevi siboptur. İlkel bir sibop. Buraya gelelim arkadaşlar. Bunu sökmek için şu üst laleyi sökmemiz gerekiyor. Laleyi söktükten sonra gördüğüm kadarıyla şu bölüm ve bu bölümü söktükten sonra bu bütün olarak da dönebilir. Veya hiçbir şey yapmayıp şunu olduğu gibi de bütün olarak da döndürebiliriz arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla öyle bir yere takılma ihtimali yok. Bakalım. Evet yok. Ona göre bir anahtar seçelim. Şöyle bakalım bu anahtarımız. Biraz daha önünü alalım. Evet. Sanırım bir tık daha büyüğünü aldım. Peki. İyi değilimdir bu anahtar seçim konularında. Gayet de büyük. Şu elimle çevirebilir miyim laleyi bakalım. Yok. Anahtar da buraya gidecek ama döndürebilecek miyiz anahtarı? Girdi. Çok sert arkadaşlar bu anahtar. Döndürmek de bir o kadar zor olacak herhalde. Şöyle. Evet. Yani bir bütün halde çıkaracağız arkadaşlar. Bunu anladığım o. Bütün halde çıkartıp dışarıda parçalayacağız. Üst tarafını. Yanma bölümünü. Öyle gözüküyor. Evet. Hemen hemen söktük arkadaşlar. Evet. Şöyle depo içi bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın dökülen şeyleri gördünüz mü? Bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim size. Küf parçaları. Yani böyle bir ocak bulduğunuz gibi ben hemen ocak buldum, yakıtı koyayım, yakayım derseniz bu küf parçalarını, bakın parmağımın ucundaki pisliği, bunların hepsini buradan sisteme verdirmiş olursunuz ve sistem tıkanır arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü herkesin yaptığı en büyük hata o. Hemen yakayım, hemen yakalım. Hemen. Ama yıllardır onun içinde duran benzin veya başka şeyler bunu kurutmuş, pisletmiş. Deponun içinde bazı bak birikintiler oluşturmuş, kurumlar oluşturmuş. Yani bunları bilmeden, bunları temizlemeden yaksanız da bir işe yaramaz arkadaşlar. Elinizde kalır. Bakın şu an yakıtı çeken pipeti söktüm arkadaşlar. Şimdi bunu parçalamak için ne yapmamız gerekiyor? Şu yandan
bölümü, bunu vanayı sökmemiz gerekiyor. Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Ve bu işler zaman alıyor. Hızlı olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen yapalım, hemen olsun. Çalışsın. Biz de bu işten payımızı alalım gibi olmuyor. Sonra diyorlar antikacıda işte bunu ben şu fiyata gördüm. Niye başka yerde bu fiyata gördüm? Arkadaşlar adam emek veriyor buna, emek. Tabii ki adam bunu bulmuş, temizlemiş, bu hale getirmiş. Tabii ki belli bir emeği var yani. O emeğe zaten saygı duymayan, böyle sorular soran veya bana link atıp abi şu ocağa baksana şu fiyata vermiş falan adam gibi emeğe saygısızca bir yorum yapan herkesle, yani ben pek muhatap olmuyorum. Herkese de gönderiyorum. Yani beni bağlamıyor diyorum. Yardımcı olmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Bu adamlara bilginiz olsun. Bazı zaman para yalan söylemez. Adam gerçekten belli bir fiyata satıyorsa ve bilinçliyse bu adam, o adama saygı duyun çünkü o adam ona emek vermiştir. Evet. Bakın arkadaşlar bunu sökerken buradaki salmastra bölümüne geçtik şu an. Rekorunu söktük. Şu rekorunu söktükten sonra terse sola doğru çevirmeye devam ediyorum. Ettikçe de şey gelecek geriye. Bölüm geri gelinmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu bölümün. Evet. Bu bölümü çıkartamadık daha. Çok yerine yerleşmiş. Yerine yerleşince sıkışıyor burada arkadaşlar. Sıkışınca da biraz zorluyor işte. Ama sökemeyeceğimiz bir şey değil yani. Evet. Sökemedik daha da. İşimiz oldukça sökeceğiz herhalde bunu. Bir dakika bakalım. Diğer şu kafayı söküp de o bölüme gelmeye çalışalım. Evet, kafa burada. Kafayı da kararmış arkadaşlar işten kurumdan. Onu söküp de o bölüme gelelim. Bu yanma lalesi arkadaşlar. Üstteki kafası. Bunu söktük. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu an sökmüş durumdayım. Burası ispirtoyu koyduğumuz yer arkadaşlar. Ayrıca jeneratörü de koyduğumuz yer. Şöyle bir şunu sökebilecek miyiz hemen? Bakalım. Tutmak için. Evet. Masamızı alalım. Çok sıkılmış arkadaşlar. Dura. Çok sıkılmış. Bozmak da istemiyorum. Bunu ben ilk önce ultrasonik temizlemeye atayım arkadaşlar. Orada üstündeki bütün pislikler gitsin. Vidanın şu yapışan yerleri açılsın. Daha sonra tekrardan size video çekip, yani videonun devamında bunu da eklerim. Temizlen. Şu an hemen hemen söktük arkadaşlar. Şu bölüm biraz sıkışmış. Şu bölümü de sökeceğiz. Şu bölümü sökeceğiz. Şunu sökeceğiz. Sıkışan yerleri sökeceğiz. Şimdi bu videoda bununla uğraşarak zaman kaybetmek istemiyorum. Temizlendikten sonra tekrardan tüm parçalardan göstererek devam edeceğiz. Arkadaşlar temizliğimizi bitirdik. Sökülmeyen şu parçamızı söktük. Yanma kafası vesaire, bu böyle bir bütündü. Kaynamıştı zamanla. Onu söktük. Şunu söktük. İçine baktığımız zaman iğnesi içinde çürümüştü arkadaşlar. İğne burada. Şöyle görüyorsunuzdur. Çok kötü bir durumda. Zaten çürümüş ve kırıldı hemen. İğneyi attık. Şu jeneratörü söktük. Jeneratörün içinde de arkadaşlar filtresi vardı. Bu hale gelmiş. Onu da ayırdık. Daha sonra şöyle görülüyor mu bilmiyorum. İçinden birçok çöp çıktı. Bunlar bir kısmı daha lavaboda ve attığımız çöp vardı arkadaşlar. Onları bir çekelim. Toplamaya gelirsek arkadaşlar ocağa. Bu ocağa sondan başa doğru gideceğiz. Ne yapmıştık? Bu ızgara üst bölüm. Üst bölüm bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bunu ise bu sabitleyen bir sistemi, ne sampı işte, açma kapatma vanası, iğne mekanizmasının bulunduğu böyle bir sistemi arkadaşlar. Ana gövde aynı zamanda bunun sabitlenmesini sağlıyor. İlk önce ana gövdeyi toplayarak başlayalım hemen işe. Şu
Şurada Sun Master'a bölümü var. Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Açma kapatma vanasının görüntüsü bu. Şurada bir dönen dişli mekanizması var. Şurada iğne mekanizması var. Yani iğne gibi ucu var. Bu uç yakıtı tıkıyor. Önünde bir pul var. Şu hareketle. Ortası conta. Grafit conta. Arkasında da bu grafit contayı baskı yapan diğer bir pul var. Geniş bir pul var. İlk önce şöyle ben bunları tek tek monte ede gideyim arkadaşlar. Şimdi şöyle contayı ilk önce bunu da ileri ittirmek için arkadaşlar bunu kullanıyoruz tekrardan. Kendi anahtarını kullanıyoruz ki geri yerine gelsin. Çünkü bunu sökerken çektire çektire söktük. Bunu girerken de bu şekilde gidecek. Onu şöyle bir şeyle baskı yaparak içine geçmesini sağlayacağız. Çünkü grafit conta arkadaşlar biraz şekli bozulan bir conta. Bak hemen tozunu döktü. Şöyle açalım. Hatta bir miktar grafiti yağlayabilirim de. Çünkü dökülmemesi lazım. Evet. Yağlamamın sebebi arkadaşlar bu grafit çabuk geçiyor zaten. Şöyle. Onun rekoru nerede? Burada. Şu rekorla da bastırmamız gerekiyor ki içine doğru gitsin. Şu an sıktık zaten. Sadece bu rekor bölümünün içe doğru geçmesi kaldı. Bunu da şöyle ufak bir iğneyle yapabiliriz arkadaşlar. Üstten biraz vurduk mu? Bakın gidiyor. Şuradan bir diş tutturduk mu? Bu tutturduğumuz diş de onu ittireceğiz. Şöyle bir anahtarımızı alalım. Evet. Rekoru sıka sonuna kadar götüreceğiz arkadaşlar contayı. Şöyle bakalım gitti mi? Bir de böyle kontrol ediyoruz, açıyoruz da. Tamamen yerleştiğini yerine diye. Evet, baya yerleşmiş. Bakın görüyor musunuz? Kömürler dökülüyor. Grafik malzemesi. Bir tık daha sıkarsak bu iş olacak gibi. Evet. Sanırım oldu. Çok da sıkmıyorum ki şu vana dönmüyor sonra. Evet, şu an dönüyor. Tamam. En son test yaparken kaçırıp kaçırmadığına, burana kaçırıp kaçırmadığına bakacağız arkadaşlar. Zaten kaçırıyorsa sağlıklı yanmayacak. Hemen oradaki grafitlere de bileyim. Buradaki, şuradaki grafit contayı yenileyeceğiz. Şu an bu bölümdeyiz. Bu bölümde iğne tulumbasını hareket ettiren bölüm. Burada da şurada bir grafit contası var. Onun üstüne de şöyle bir kapak yapmışlar. Şöyle bakalım. Evet. Bunun da küçük bir de rekoru var kendine ait. Bu rekorla da onu sabitlemişler. Şurada onu da yapalım. Bakalım. Bu da iğne mekanizması arkadaşlar. Bu hareket ettiği iğne mekanizmasını kez ara ara yaparak tıkanmasını engellemek için. Şöyle. Gayet oldu. Bakalım güçlü mü? Oo, çok sıkmışız. Bunu da çok sıktığımız zaman dönmüyor. Bir dakika. Bunun içindeki contayı yanlış mı? Bir ters mi taktık? Evet. Bu ters galiba. Tam tersine takıyoruz arkadaşlar bunu. Bu şekilde. Şimdi oldu. Evet. Bu da ona baskı. Bu da içerideki contaya baskı yapacak arkadaşlar. Şöyle hareket edecek iğne. Bir diğer konu bunda alt tarafta bir pipet var arkadaşlar. Bu pipet yakıtı çekmek için. Zaten şöyle gördüğünüz gibi hemen takabiliriz. Taktıktan sonra şöyle birazcık çekersiniz. Bunda arkadaşlar
direktman yakıtı çekiyor. Yakıtlı hava zaten aynı yerde. Bunların diğer kolemanlardaki gibi havayı üste vermiyor arkadaşlar. Direkt yakıtın içine verdiği için bu. Yakıt hava aynı yerden basınçlı yukarı çıkıyor bunda. Diğer bölümüne gelelim hemen. Ne kaldı burada? Şu jeneratör bölümü kaldı. Ha, iğnesi bunun bozulmuştu arkadaşlar. Kırılmıştı içinde. Sıfır iğne kullanacağız. Şöyle yedeklerimiz var. Yedek olması bu işi yapamayız arkadaşlar. Bunu bilin. Çünkü bu iğneyi imal etmek çok zor bir şey. Bunu yapan arkadaşlar da var tabii ufak tefek. Kendilerine göre yapıyorlar. Onlara da müteşekkiriz. Gerçek adamlar, parça üreten adamlar var. Sefa var bak mesela parça üreten. Ondan sonra bu Mehmet Bey var parça üreten arkadaşlar. Onlara da tebrik ederim. Çünkü tornada bu parça üretmek zor. Tornacıya böyle bir şey götürsen, bana şundan yap desen, adam kardeşim şu 100 lirayı al da git benim başımdan, bir daha da gelme diye kovar yani. Bu bizim orijinal jeneratörlerimizden biri. Ancak ben kendi jeneratörünü kullanacağım. Kendi jeneratörü bu arkadaşlar. Bunun içindeki file bitmişti. Onu göstermiştim. İçine hemen bir file koyacağız onu. File bu arkadaşlar. Ben önceden hazırladım. Bu filelerin çapı 1,5 mm ve 14 santim uzunluğunda. Bu fileyi şunun etrafına koyarak da sarabiliriz. Normal de sarabiliriz. Şöyle ben bundan yardım alayım. File arkadaşlar çelik paslanmaz file olduğu için bir kere sardığınız zaman zaten şekil alıyor. Şöyle hemen saralım bunu da. Bunu da filenin içine girecek. Pardon, file jeneratörün içine girecek bu da. Bu yakıtın parçalanması, kaba temizliğinin yakıtın yapılması ve bunun içinde bu ısınarak yakıtın daha böyle moleküler hale gelmesini sağlıyor. Bakın şu şekilde koyduk. Ortası zaten delik. Ortasından şöyle iğnesini geçiriyoruz. Bakın iğnesi geldi. Şimdi biz bunu niye unuttuk? Hemen unuttuklarımızı halledelim. Şunu tekrar sarayım arkadaşlar. Görünüyor mu oradan? Nasıl görünüyor? Bakalım. Çok da sağlıklı video da çekemiyorum bu arada. Kusura da bakmayın. Ben amatör bir videocuyum. Yüksek düzeyde video çekmeyi bilmem. Şimdi oldu arkadaşlar. Böyle benim bunun bir parçası vardı hatırladığım kadarıyla. Evet. Bir dakika. Şimdi oturduk. Bakın şöyle bir parçası var arkadaşlar, kapak gibi. Tam da jeneratörün dibine göre ayarlamışlar onu. İğneyi taktırmadan geçirmemiz gerekiyor. Evet. Bakın tam jeneratörün dibine göre oldu. İğne burada. Şöyle bakın, iğneyi hareket ettirdikçe yukarı aşağı geliyor. Şu kapağını da takıyoruz arkadaşlar. Bu da bunu sabitliyor. Jeneratörü sabitliyor ve iğnenin bulunduğu bölümünü sıkıştırıyor. Bu kendi orijinal memesi arkadaşlar. Temizledik bunu da. Kendi orijinal malzemeyi kullandım. Sadece iğneyi değiştirdim arkadaşlar. İğne de çünkü kırıldığı için değiştirmek zorunda kaldık. Bir de fileyi değiştirdim. Birazdan çalıştırdığımda performansını beğenmediğimiz bir malzeme olursa onu tamamen değiştireceğiz. Şurada böyle bir tırtıklı rekor yapmışlar arkadaşlar. Bu da alt tablayı sabitlemek için tekrardan çarkın üzerine dönen bir sistem olmuş. Şimdi toplamaya başlarsak arkadaşlar, şunu şöyle geçirelim. Bunu da böyle. Pipeti çıkartacağız arkadaşlar. Şu pipeti en son tekrardan takacağız. Çeviremedik pipetle, içinde hareket ettiremedik. Oldu. Tekrardan pipet takıyoruz arkadaşlar. Taktık, sıktık. Şu
Şimdi biz bunda teflon bant kullanamayız arkadaşlar. Teflon bant buna olmaz. Artık bu dibe geldiği için dipte ısıya dayanıklı conta kullanmamız gerekiyor. Teflon bant o kadar yüksek ısıyı kaldırmaz. Silikon conta, ısıya dayanıklı silikon conta işimizi görür. Bir miktar kullanmamız icap edecek arkadaşlar bunda. Zaten tek tarafa sürseniz o yayılacak. Evet. Dişi tutturalım arkadaşlar. Tuturduktan sonra zaten olduğu yere dönecek o. Diş kaptırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü pirinç malzeme yumuşak malzemedir. Dişi kaptın mı o dişi artık köreltir. Diğer dişleri de bozarsınız. Şunu sıktık. Bir üstteki şu dişliği de hareket ettirelim. Evet. Son turumuz. Artık yeteri kadar depo içine girdik. Evet, sıktık. Şimdi şunu şu hareket eden parçayı sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de şu gösterdiğim dişli bir sistem yapmış arkadaşlar. Bunu tam tersine çeviriyoruz. Düz tutarak çeviriyoruz. Bakın alta doğru gidiyor. Ve sıktıkça ızgara bölümünü sabitledik. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım ortalamış mıyız? Evet, ortalamışız, sabitlemişiz. Tamam. Şimdi ocağımızın ana hatlarıyla ocağımız bu arkadaşlar. Bu çaydanlık ve sabitleme aparatı, yani ayaklar şu tel vasıtasıyla duruyor. Onu da bilin. Bu yanma kafası arkadaşlar. Lale bölüm. Laleye benzettiği için ben yanma lalesi diyorum ama ismi vardır. Telaffuzda hatalarımız oluyor. Kusura bakmasın kimse. Çok hani bazı ukala arkadaşlar ya onun adı o değil de budur filan diyorlar. Kendi ukalalıklarından düşünsünler. Benim burada amacım sizlere faydalı olmak. Bunun haricinde bir amacım yok. Evet. Yanma kafasına bölümünü taktık, lalesini. Artık ismini anlayasın. Şimdi pompaya gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi pompa deri keçesi var bunun. Pompa aslında iki işlevli. Hem depo kapa hem pompa. Bunu toplamaya başlayalım. Şöyle bir yay var arkadaşlar bunda da. Bu yay pompayı dibe ittirdiğimiz zaman geri gelmesini sağlıyor. Pompanın şöyle bir çekbaş bölümü var. Şuna bakalım. Temiz mi? Gayet yeterli olur herhalde. Şurada geri gelip hani bunda şuradan havayı pompalayınca şuradaki yay vasıtasıyla bu açıyor. Sonra ters basınçla geri kapanıyor arkadaşlar. Böyle bir düzen yapılmış bunda. Şuradan da havayı alıyor zaten. Hemen onu da takalım. Bunu da testlerini yapacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek test edeceğiz. Bu tip ocaklarda test etmeden bir anda yakıt koyup yakarsanız Allah muhafaza başınıza başka işler de gelebilir. Evet, şu keçeye gelelim arkadaşlar. Keçeler kuruduğu zaman bakın kurudu. Taş gibi şu an hiç hava basmıyor. Keçeyi yağlayacağız şimdi. Özellikle keçenin yağlanması çok önemli arkadaşlar. Deri yumuşaması için güzelce yağlanması gerekiyor. Bakalım. Bak şu an bomboş. Hiç hava tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle kapağını takalım. Evet, kapak. Şurada yedek parçayı koyduğumuz kapağın altı aslında yedek parça deposu aynı zamanda arkadaşlar. Ben bir tane bunun içine böyle şey koyuyorum. Yedek jeneratör koyuyorum. Normalinde yok. Bu. Sonra kapağı kapatıyoruz böyle. Yedek jeneratör de içinde. Şu derinin yumuşaması için çabalıyorum arkadaşlar. Deri yumuşamazsa bir işe yaramaz.
Şu an kurumuş bayağı bir çünkü. Böyle açtırıp masaj yapıyoruz neredeyse deriye. Sessiz olun arkadaşlar. İki şey çok önemli. Bir, deponun iç temizliğini yapmadan yakmaya çalışmayın. Bütün çeri çöpü sisteme doldursunuz. Geri dönemezsiniz sonra. İkincisi de düzenli olarak bunu yağlayın. İçindeki de yakıtı, benzini birkaç ayda bir boşaltın. Temiz yakıt koyun. Çünkü içindeki yakıt, benzin içindeki su zamanla çöküyor arkadaşlar. Evet. Pompayı sanırım yaptık. Şöyle rekorunda sıkalım onu. Biz de silelim. Kontrol edelim arkadaşlar. Bakın. Şu an havayı vuruyor karşıya doğru. Sıktık bunu. Burada vana bölümümüz kaldı. Vananın anahtarını takalım. Test edelim şöyle. Testimizi yaptık. İğne aşağıda. Benim için yeterli olan sesi ben duydum arkadaşlar. Tabi siz test etmeden veya testlerinizi yapmadan sakın içine benzin koymayın. Çünkü tehlikeli olabilir sizin için. Ben yangın söndürme tüpüyle bu işi yapıyorum. Benim evimde yangın söndürme tüpüm hazır şu an yanımda. En ufak bir şeyde müdahale edebileceğim şekilde. Ve balkonuma yakın bir yerde yapıyorum arkadaşlar ki ne derler ona, bir sıkıntı olursa çabuk müdahale edebilmek için. Bu tip ocakları evde yakmıyoruz arkadaşlar, bunu bilin. Hep dışarıda yapıyoruz. Şu an yakıt koyacağım. Yakıt koymadan önce maske koydum bir tane ki yakıtın içinde bir partikül varsa süzsün diye arkadaşlar. Bu önemli çünkü bizim için. Şu an yakıta bir pislik yokmuş ama bir tane bir parça bir şey gelmiş, ot gibi. Velhasıl onu da süzmüş olduk. Şimdi testimiz bitti, şeyimiz bitti. Canlı canlı videoları hiç fazla kesmiyorum ki. İşlemi kesintisi olarak görün diye. Evet. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Bu ocaklarda Coleman'dakinden bir tip daha fazla pompa yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlarda daha az havayı verebiliyoruz bir anda içeriye. Şu an bir kaçırma var mı? Bir kontrol ediyorum tek tek. Havayı verdiğimiz yer, kaçırılan yer, akan bir yer, damlatan bir yer, bir gözle kontrol ediyoruz. Şu anlık bir şey görmedim ama ön ısıtma arkadaşlar. Evet, şurada bir nokta bir şey var arkadaşlar, gördüm herhalde. Evet, keçeden de olabilir bu. Evet. Bir kaçırma var arkadaşlar. Evet, şurada gördüm. Bu kaynak yerinden de olabilir. Bu ocağı şu an yakmayacağız. Havasını alacağız. Testlerimizi, kontrollerimizi devam edeceğiz. Gerekirse tekrardan kaynaklarını yenileyeceğiz. Yakma olayını keseceğim şimdi videoyu. Bir tık sonra yapacağız. Bunun kaynak bölümünü tazeledik. Şimdi şurada eski kaynak bölümlerinden birkaç noktalama kaçıran yer vardı. Şu alttan vardı arkadaşlar. Bunu tazeledik. Bilindiği gibi radyatör kaynağı kullanıyoruz. Şöyle elimizdeki gibi. Radyatörcüden kullandığı kaynak. Kezzap. Pürmüz veya lehim makinesi kullanabilirsiniz. Bunun kaynağını yapıyoruz. Daha sonra iş ciddi olduğu için, yani bu tip şeylerde
kaynaktan sonra kaçınılan noktasal yerleri göremeyeceğimiz için ilk önce köpükle testlerini yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu deniyoruz. Yani kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi ben köpükle testlerini yaptım. Şu an basınç altında. Normal lehim kullanmayın arkadaşlar. Evdeki kabloyu, lehimlediğiniz kabloların lehimi yaramaz. Böyle bir lehim olmalı. Radyatör lehim olmalı yani. Dayanıklı güçlü lehim olmalı. Şu an ilk kez yakacağız bunu arkadaşlar. Daha yakmadı. Zaten ıslaktır şu an göründüğü gibi. Sadece deponun içini biraz kuruladım. Benzinle çalkaladım. Çabuk olarak kurusun diye. Şu an herhangi bir şey yapmadık arkadaşlar. Ön ısıtma yapıyoruz. Basıncı yaptık. Basınçtan sonra gözle bir miktar kontrol ediyoruz. Kaçıran yer var mı? Eden yer var mı diye. Şu an ön ısıtmaya devam ediyoruz. İlk kez yapacağız arkadaşlar. Bakımdan sonra ilk kez yapacağız. Şu an yeşil yeşil yanarsa içindeki kimyasaldan kaynaklanıyor. Şu an biraz görülüyor yeşillik ama. Şöyle yavaşça bismillah diyelim, açalım. Açtık. Şu an arkadaşlar yeşil yanmasının nedeni sistemin içindeki kullanımız. Evet, bir yerden ya yakıt kaçırdı ya şey yaptı. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Yeşil yanmasının tek nedeni arkadaşlar bu. İçinde kullandığımız kimyasal maddeler. Bakalım, evet. Bir yerden kaçırıyor arkadaşlar bu. Kaçıran yerden. Evet, şu rekorları sıkacağız. Sıkacak mıyız yoksa suyun içinde kalan benzin mi yandı? Evet, suyun içinde kalan benzin yanmış arkadaşlar. Demiştim ya az önce yıkadık onu diye. Islak suyun içindeki kalan benzin. Şurada ıslaklığın içindeki kalan benzinler yanıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan mavi aleve döneriz. Mavi aleve dönene kadar böyle idare edeceğiz. Orada nasıl görünüyor? Evet, hala yeşil görünüyor hali. Kısalım şöyle. Kıstı. Kıstık arkadaşlar. İyicene kıstım. Sistemdeki yakıt bir bitsin. Sistem kendine gelsin. Az önce sabunlu suyla kontrollerini yaptığım için içindeki benzin, böyle depoları kaynak yaparken içine sabunlu su koyun arkadaşlar. Yoksa içindeki gaz sıkışıp patlama yapabilir. Ben sabunlu su koydum içine. Ondan sonra kaynaklarını, lehimlerini yaptım. Daha önceki kullandığımız kimyasal da zaten renk verdi. Gördüğünüz gibi yeşil yanmasını sağladı. Evet, birazdan mavi dönüyor bakın. Şurada az önceki yananlar ıslak su var arkadaşlar. Suyun içindeki kalan benzinler yandı. Evet bakın. Bu meme temizleme şu an. Gayet de güzel. Şöyle kapatalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Bakın. Kaçıran bir yer var mı? Çakmakla niye kontrol ediyorum? Kaçıran bir yer varsa zaten arkadaşlar oradan yanar. Az önceki su yandı. Şu an bakıyoruz. Şurada bir delik var arkadaşlar. Bu delik fazla yakıtın, pardon, kapağı açarken eğer içinde basınç varsa basıncın direktman kapağı arkaya fırlatmaması için şurada bir delik var arkadaşlar. Bunu açarken şuradan pıs diye delikten fazla havayı verirsiniz kapattıktan sonra. Evet. Mağaraya döndü arkadaşlar. Şöyle ışıkları da kapatalım. Güzel yanıyor. Sağlıklı yanıyor. Alevi de güçlü. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.